30 Mart yerel seçimleri bununla ilgili bize yeterince bir ipucu verdi. O seçimlerin neticesine göre küçük bir hareketlilikle iktidar partisi 276 rakamının altına düşecek. Tek başına iktidarı kuramayacak. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şu. Bu PKK'nın siyasetteki uzantıları artık yeri göğü inletecek şekilde kör gözleri tabiri caizse sağır kulakları açabilecek, kör gözleri gördürebilecek kadar netlikte uzun zamandır özellikten, hatta onun daha ötesinden bahsediyorlar. Ama bizim iktidar sahipleri bunu ısrarlı bir şekilde görmezden gelerek bunlara kulaklarını tıkamışlar, gözlerini kapamışlar, arkalarını dönmüşler. Hala aynı teranedeler, barış süreci, çözüm süreci diyorlar. Milleti kandırmaya çalışıyorlar, devam ediyorlar. Şimdi PKK'nın siyasetteki uzantıları davalarında, kendi hedeflerinde yani istikrarlı bir şekilde gidiyorlar. Yolculuklarını sürdürüyorlar. Bunlar siyasi bir parti çatısı altında seçime gidebilirler. Benim için şaşırtı olmayacak. Ve parlamentoya da giremeyecekler. %7 ile 40 ve 50 arasında milletvekili çıkarabilirler. 35 çıkarsınlar. Hiç fark etmez. Ne kadar çıkaracaklarsa. Dünyayı ayağa kaldıracaklar. Dünya zaten onların yanında yer almaya müsait. Hazır. Hazır. Bunlar parlamentoya giremeyince hür dünyadan Türkiye'yi sıkıştırmaya daha çok başlayacaklar. Önümüzdeki yıl zaten 2015 Ermeni meselesi var. Evet. Dolayısıyla Türkiye ciddi bir baskı altında, ciddi bir kıskacın içerisinde girecek. Baskı altında tutulacak. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Özellik diyen kendileri. Diyarbakır'da parlamentolarını toplamaya, Diyarbakır'da her sabah Ankara'da parlamentoya girmiş, parlamentoda grup oluşturmuş partiler gruplarını bir araya getirip genel başkanları konuşup onun şahsında politika üretmeye başlarken, mesajlarını vermeye başlarken, Türkiye'nin televizyonları, iletişim araçları da onları canlı olarak az veya çok şu kadar veya bu kadar yayınlarken, bu defa bir kısmı da Diyarbakır'daki toplantıyı canlı olarak vermeye başlayacak. Onlar için Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden maaş almak önemli değil. Onlar her türlü parayı bir şekilde alıyorlar. Tam bir organize, her alanda organize olmuşlar. Yani o bölgede özelliğin altyapısıyla ilgili her şeyin kurulduğunu, zaman zaman devletin bir takım mekanizmalarında yerini almış insanlar da itiraf etmekten kaçamıyorlar. Bazı atalet içerisindeki maalesef valiler sırtını dönüp de o maçlarda binlerce kişinin Türkiye'nin değerlerine, mukaddeslerine nasıl hakaret ettiğini, nasıl üniter devlet yapısına ters düşen, anayasaya, yasalara ters düşen tavır ve davranışlar içerisinde bulunduğunu görse de, ona rağmen işte tribünlerdeki seyircilere teşekkür ediyorum mesajını çok almazca yayınlamış olsalar da Türkiye'nin bazı kurumları bunu fark ediyor, görüyor. Bizler görüyoruz ve oralarda artık haraç toplanıyordu, artık resmi anlamda örgüt vergi topluyor. Artık oralarda kendi milislerinden oluşan güya güvenlik mekanizmaları kuruluyor. Artık oralarda çadır tiyatroları diyebiliyoruz ama maalesef bir takım adalet süreciyle ilgili mahkemeler oluşturulabiliyor. Ve insanlar arz talep dengesine göre oradan kaçamıyor. Ve maalesef özellikle ilgili bir takım, maalesef diyorum bunu, ne acıdır ki altyapılar oluşturuluyor. Onun için zaten yeri gelmişken ifade edeyim. Cizre'de bu son hadiseler, önceki günkü hadiseler. Akşam saatlerinde, hatta bir gün önce işin bir kıvılcım oluşabileceği hissediliyor. Sokağa hakim psikolojik ortam oluşturulmuş. Akşam saatlerinde bu daha yoğunlaşmış. Gece yarısından sonra silahlı çatışmalar başlıyor. Resmi organlar, devletin silahlı gücü, güvenlik kuvvetleri ertesi gün saat 2'den sonra o hendekleri aşarak güya oraya gidiyor.
bir takım politikacılar da o saatlerde oralarda olduklarını ifade edip onun bile mümkün olmadığını, yani güvenlik kuvvetlerinin o belirtilen saatte bile oraya giremediğini ifade etmelerine rağmen biz yapılan açıklamalara göre, yani devletin, hükümetten yapılan açıklamalara göre konuşalım. Onları doğru kabul etsek bile 24 saati geçmiş 48 saate yakın bir süreç sonra giriliyor. Ve nerede devlet? Reha Muhtar'ın ekranlarda bağırdığı, o zaman çok suni olaylarda atraksiyon olsun diye bağırdığı, nerede bu devlet diye fragmana koyduğu o seslenişi şimdi biz koyalım. Maalesef yok. Onun için örgüt bir siyasi parti çatısı altında bir siyasi parti hüviyetiyle önümüzdeki genel seçimlere girebilir. Örgütün siyasetlik uzantıları. Bunlar şu kadar bu kadar milletvekili çıkarabilir ve dolayısıyla %10 barajının altında kaldıkları için Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset yapmaya gidemezler. Onların kazandığı milletvekillerinin ağırlıklı bir kısmını, tamamına yakınını AK Parti alır. AK Parti'nin grubu çoğalır. Onlardan mutlu olurlar. AK Partililer bundan mutlu olurken örgüt de Diyarbakır'da milli iradenin milletvekiliyiz derler. Milli iradenin milletvekili demek, affedersiniz, sandıktan çıkmak demektir. Bu yani milli iradenin siyasetteki mefhum muhalifinden bakarsak başka bir ifadesi de sineği millete dönmek derler ya, hani milletvekilini bırakıp halkın arasına dönmek. İşte sineği millette siyaset yapıyoruz derler. Onların böyle bir üslubu yok ama ben söylüyorum. Onu da duyarız seçimden sonra Allah ömür verirse. Halkın arasında siyaset yapmak budur. Milli iradenin, milletin seçtiği milletvekili biziz ama bizi Ankara'ya barajdan dolayı, antidemokratik olduğu bulduğumuz o barajdan dolayı bizi Ankara'da siyaset yapmaya getirmediler, sokmadılar diyecekler. Böyle ajitasyon yapacaklar. Sonra zaten istedikleri hedef de bu. Dünyanın gözünü, kulağını adeta bir kıble gibi Diyarbakır'a çevirerek orada kendi parlamentolarını muhtemelen toplayabileceklerdir. Akıl oyunları çerçevesinde ben de duygu ve düşüncelerimi böyle paylaştım.